BankingDB geldim. İçerikleri var şu an. Şuradan tasks take offline. Burada hata daha öncekinden kalma. Take offline. Bakın işlem success. Anında oldu. O query ekranı bazen problem çıkartır. Çünkü aslında o veri tabanına ulaşan bir session'dır, oturumdur. Orası açıkken o veri tabanında bir değişiklik işlemi yapamazsınız. Şimdi BankingDB artık içeriği yok aslında refresh ettiğimde. Şunu gördüğünüz zaman bu offline durumdadır demek, erişilemiyor. Ya da ona erişmeye yetkiniz yoktur. Yani kullanıcınızın bu veri tabanına müdahale yetkisi yoktur. Ama şu kırmızı ikon varsa bu offline'dır. Zaten tekrar göstermeme gerek yok. Bunu yaptıktan sonra MDP ve LDF dosyalarını alabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Tekrar açmak için Bring Online diyoruz. Ya da bunu bırakmasını istiyorsam bakın Attach şurada daha önce Attach göstermiştim. Örneğin Northwind'i indirdiniz bilgisayarınıza. Bunu SQL Server'a atacaksınız. Gidip olması gereken şey Program Files altındaki o data klasörünü atmak. Oradan da buradaki Attach ile Add diyerek bunu bilgisayarınıza tanıtmaktır. Tabi şu an farklı bir yeri görüyor benim bir projenin altını. Buradan oraya giderek ekleyebilirsiniz. Var olan bir projeyi detach etmekte aslında bunun tam tersini sağlamaktır. Bakın, Drop Connection diye bir şey gösteriyor. Bir de Update istatistik. Drop Connection dediğin zaman buna bağlı olan, şimdi bunu Attach nasıl ekliyorsa Detach de tam tersi bırakacak. SQL Server'ı yönetmeyi bırakacak. Kullanamayacaksınız. O yüzden de buna şu an bağlı olan connection'ları ne yapayım diye soruyor. Ben kaldır dediğim zaman artık bütün bağlı olanlar bırakacaktır onu. Okey dedik. Bakın. Recovery pending. İçeriğine erişemiyorum daha. Kurtarmayı bekliyor. Bunu tekrar geri almak için şöyle bakalım. Bilgi adam mı yaptı? Şey yaptık değil mi? BankingDB'yi yaptık. O gitti şu an. Bunu tekrar etece etmek için bu yolu takip etmeyi sevmiyorum. SQL Server içerisinde data BankingDB bunu tekrar attach et. LDP dosyası da geldi. Okey dedim. Banking en altta refreshledim böyle. Tekrar kullanılabilir. Bu şekilde attach ya da detach edebilirsiniz. Özelliklerine bakalım. Şurada shrink diye bir özellik var. Bu SQL Server'da şimdi yaptığınız işlemler belli bir alan kaplıyor. Data dosyasında mesela. Siz değişiklik yapıyorsunuz. Onlar veri tabanında kaydediliyor, güncelleniyor, siliniyor. Belli dönemlerde orada bir boşluk oluşuyor. Belli dönem sonra. O boşlukları
temizleyip hafızayı, örneğin 100 MB ise bunun alanını düşürmek için, yani temizleme, boşlukları temizleme işlemi için shrink kullanılıyor. Shrink yaptığınız zaman eğer çok fazla veri varsa, ki şu an bunda yok gibi bir şey, o yüzden belli olmayacaktır. Siz Adventure Works üzerinde yapabilirsiniz. Öncelikle datayı açın. Sizdeki Adventure Works'ün boyutuna bakın. 131 olmalı. Ben bunu yaptığım için 130 şu an. Onun boyutuna bakın. Kaç? Bayağı bir doldurmuş. Yeni mi indirdin? Orada olan. Üzerinde bayağı bir şeyler yapmışlar. Şimdi onun değiştiğini göreceksin. Geldim buraya. Test, shrink. Biz veri tabanının dosyasını shrink edeceğiz. Database'i değil, dosyayı düzelteceğiz. Açtığımda böyle bir ekran var. Logo mu, datayı mı shrink edeceksin? Biz datayı, logo da yapabiliyorsunuz. Database adı seçili zaten. Şurada senin 174 yazmalı, değil mi? 174. Evet. Burada da free space diyor. Ben bunu temizlemek istiyorum. Diyorum ki, bakın shrink action, release unused space. Boşlukları serbest bırak diyorum. Bakayım bende değişikliği gösterecek kadar bir şey var mı? Merak ettim. 5 MB. Tamamlandı. Bende o kadar maalesef veri yok. Yok gibi bir şey. Refresh ettim. Normalde olması gerekir. Mesela ben 131 MB'lı onu 130'a düşürmüşüm. Daha bugün. O şekilde yapılabiliyor. Works'e geldim. Sağ tıkladım. Task. Bakın şurada backup ve restore diye iki özellik var. Backup yedekleme işlemini yapıyor. Restore da yedekten geriye dönmeyi sağlıyordu. İkisi de birbirini tamamlıyor yani. Öncelikle backup dedim. Şöyle bir ekran var. Diyor ki database'in adı recovery model buradan değil nereden yönetiliyordu? Sizde muhtemelen olmayacak. Benim şurada full seçili, sizde simple seçilidir. Simple. Değil mi? Seçili de burada seçersin. Database property'de. Çünkü bu veri tabanının ayarı. Burada full seçili değilse full backup alamazsınız. Yani mesela transaction log falan da yapacağız. Orada hatayla karşılaşacaksınız. Transaction log backup'ı almak için buranın full olması gerekiyor ki transaction log olsun. Çünkü simple'da log tutmuyor. Transaction log tutmadığı için yedek alacak log yok. Bu nedenle full olmalı. O ayar buradan yapıyor recovery model. Gelelim ayarımıza. Şurayı değiştiremiyoruz. Backup type full differential transaction log. Full tam yedek almayı sağlar. Differential ise fark yedeğidir. Yani bugün örneğin bir haftalık yedek aldım. Bir haftadan sonra yarın bir yedek daha alacağım. Günlük yedek. Profesyoneller bu şekilde planlı hazırlanır. Profesyonel yedekleme sistemleri. Haftalık full yedek. Günlük differential. Ama bu full yedeğin yerini tutmaz.
full yedek olmadan differential tek başına bir işe yaramaz. Çünkü bunun üzerine çalıştırırsınız. Hani ben fullünü attım, üzerine de işte 2 günlük her gün differential alıyorum ya. Bugünün differential'ını, yarınkini de diyelim aldıysam, onu da attığım zaman o ana kadar veriyi kurtarmış olurum. Transaction log da log dosyalarının yedeklerini tutar. Yedeğin adı, açıklaması yazılabilir. Şurada destination kısmında backup to disk var. Disk üzerinde nereye kaydolsun? Varsayılanı MS SQL altındaki backup klasörüdür. Ben bunu değiştireceğim. Şurada backup var bende. Siz de oluşturdunuz. C dizinin altında. Buna bir isim veriyorum. Works 1 bug dosyası olacak bu. Nokta bakın burada backup file olarak bug ve trn var. Trn transaction log'un uzantısı. Kaydettim. Şimdi bu isimde bir yedek oluşturulacak. Option'larda da pek bir şey yok. Şurada bir sıkıştırma ayarı var. Set backup compression. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela compression backup, backup'ı sıkıştır, sıkıştırma ya da server'ın varsayılan ayarlarını kullan gibi seçenekler. İşte backup yedeklendi, backup oluşturulduğunda verify et, kontrol et gibi. Okey dedim. Bakın şurada %10, ondan başladı. Bir bunu unutmayın. %100'e kadar bir işlem var. Şurada. Bunu biz de kodla gerçekleştireceğiz. C'de backup'tayım. Bakın tam 7'de. Şu an saat 7. Bir bug dosyası oluşturuldu. Bu da 131 MB. Artık bu yedekten işte veri tabanı silinse bile doğrudan restore ederek geriye alabilirsiniz. Restore nasıl yapılır? Restore işleminde de database'e sağ tık. Şurada restore database. Aynı şeyi bunun üzerine sağ tıklayarak da yapabilirsiniz. Backup restore'da bakın. Buradan database'i seçtim. Adventureworks'un doğrudan bundan girdiğim için bunun bir bug dosyası olduğunu anlıyor. Ama normalde yapacağınız işlem genelde şudur. Çünkü burada olmayacaktır. Restore database seç ya da device'tan bir bug dosyası bakın. Backup media diyor. Bug dosyasını ver diyor. Doğrudan backup altına bakıyor ama biz buraya değil backup'a atmıştık. Seçtim. Okey. Şu an hiçbir sorun yok. Verify ediyorum. Done dedi. Herhangi bir sorun yok. Verify'da. Okey dediğim zaman bunu geriye alacaktır. Mesela bunun adını değiştireyim. Bakın. Restore işlemi yapılmadı. Çünkü bunun biz backup'ı alırken Adventureworks'un backup'ı olduğundan dolayı bu işlemi gerçekleştirmedim. Adventureworks yaptım. Şurada yüzdeye bakın. Restore işlemi tamamlandı. Şu an yedekten dönülmüş bir Adventureworks'umuz var. Bunu şöyle durumlarda kullanabilirsiniz. Mesela bir
Veri tabanı oluşturdunuz. Yani uygulamaya hazır her şeyiyle. Bunun üzerinde değişiklik yapacaksınız birçok. Testler yapacaksınız vesaire. Bunların en temiz halini oluşturduğunuzda bir yedek alın. Full yedek. Onu saklayın. Daha sonradan kullandığınız uygulama hata verebilir. Veri tabanında yapısını bozabilirsiniz yanlışlıkla. Performansı olumsuz etkilenebilir. Tabii ürün ortamından bahsetmiyorum. Çünkü eski ilk oluşturduğunuz sıfır ya da test verisi falan vardır. Onu yedek üzerine alırsanız bu sefer gerçek veri gider. Ona dikkat edin. Üzerinde yapısal değişiklik yaptınız falan. Hani test olarak çalışıyorsunuz. O zaman orijinal halini restore ederek yeni sıfır versiyonundan dönüştürebilirsiniz. Restore database bu şekilde. Burada veri tabanının script'ini oluşturabilirsiniz. Mesela script database as create to, ben dedim ki bunun create sorgularını oluştur. Onu da yeni bir query ekranında ya da bir dosyaya ya da clipboard hafızaya al ya da bir job olarak oluştur. Job'u da anlatacağım. Bizim oluşturduğumuz gibi bir create database yaptı. Aynı parametreler. Bakın size, max size filan. Biz de bunu TSQL'de oluşturmuştuk. Compatibility level nedir? Söylemiştim. Zorlayın biraz. Bakın 90, 100, 110. 2012'nin 110'du. 2005'in 90. Demek ki bu 2005'e göre ayarlanmış. Eğer içerisinde bakın burada bir tüyo vereyim. Size script dosyası verirler. Mesela bir öğrenci öyle yapmıştı. Yani öğrenciler çok şey meraklı. SQL Server'ın en yeni sürümünü yükler. Yani özellikleri bildiğinden değil, onu denemek istiyor. İşte 2014'tü sanırım. Onu bulmuş, onunla bir şeyler yapmış. Benimki de 2012. Burada compatibility level farklı. İşte bir script oluşturmuş, veri tabanı oluşturma script'i. Ama orada yeni versiyona göre herhangi bir şey kullanmamış, yeni versiyonla gelen bir özellik kullanmadığı için TSQL özelliği bunun sadece şurasını işte 110 yaparak 2012 uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu püf nokta. Eğer tabii ki 2014'te gelen bir özellik varsa ben bunu 110 yapsam bile çalışmayacaktır. Çünkü o özellik yok. Bu da bir T olarak kullanabilirsiniz. Bakın burada alter işlemleri falan bol bol sorgu var. Şurada bir de generate script var. Bakın bu daha detaylı sorgu almak için. Bir wizard açılıyor. Next. Diyor ki database'deki tüm entry ve nesneleri oluşturayım mı? Bu şekilde seçerseniz oluşturur. Ya da kendiniz işte şu tablo olsun, bu view olsun gibi yapabilirsiniz. Hepsini yapsın. Burada basit bir ayar var. Clipboard, New Query Window oluşturursun. Ben bunu diyorum ki sorgu ekranına göster. Bir daha beni script açmakla uğraştırma.
oluşturuldu. Finish. Nereye gitti bu? Vardı sanıyorum. Bir yaptım bunu. Çok daha detaylı. İçerisinde tüm prosedürler bile var. Bizim oluşturduğumuz. Hepsinin THQ sorumlusu hazır. Prosedür call yeni oluşturduk. Gibi bunların yedeğini oluşturabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde biraz da sorguyla yapalım bu yedek işlemlerini. Backup işlemi diyoruz bunlara. Mesela backup database adventurers çalıştırdım, sorgu devam ediyor. Biraz büyük olduğu için veri tabanımız. Oluştu. Yedek de 131 MB. Dikkat ederseniz burada alt kısımda bir sonuç geldi. Bu hani database'lerden bahsetmiştim, verilerin yazıldığı. Burada bizim 16.760 page'imizin işleme tabi tutulduğu söyleniyor. Bir dosya için bunlar yapıldı deniyor. Log dosyası içinde 3 page şu an okunmuş ve şu kadar süre zaman sürmüş. Saniyede de bu kadar megabaytlık bir işlem gerçekleşmiş database işleminde.
Böyle detayları alabiliyoruz. Bazı farkları var. Yani detay ayarları var. Within it yapılan backup'ın üzerine backup yazmak için kullanılır. Bir backup'ın üzerine yazmak için. Burada init kullanacağız. Differential backup malum fark yedeği için kullanılıyor. Bir fark yedeği oluşturmak için differential kullanılır. Bir şifre oluşturmak için, yani kullanacağınız, bu arada şuradaki noktalı virgülleri kaldırın en sonunda. Şu bakın sonunda noktalı virgül var ya, altta bir vid ile devam ettiğim için bu kapanmamış oluyor. Hata alırsınız. Vid password, bu da yedeğe bir şifre vermek için kullanılır. De güzel bir özellik. Bakın çalıştırıyorum. Evet süper. Stats. Çünkü noktalı bir var. Çalıştırdığımda sorgu devam ediyor ama aslında %10, %20 diye işlemleri hesaplıyor sürekli. Burası multithread olmadığı için en son işlem bitince yazdı. Hani bir yere dikkat edin demiştim. O dönen bir zımbırtı vardı. %10 diye devam ediyordu. İşte orası aslında withstat ile yaptığından dolayı o bilgiyi alıp yazıyordu oraya. Diğerleri de aynı bilgi. Ben diyorum ki bu birer birer artsın. Yani onlar onlar değil. O zaman da aynı işlemi onlar onlar değil birer birer. Birden yüze kadar. Bakın. Bunu da işte progress bar'a bağlamak için falan düşünebilirsiniz. Örneğin 1 terabaytlık bir hard database var. Bunu yedekleyeceksiniz. Saatler sürüyor. Mesela bir sınıfta öğrenci işte büyük bir firmanın sistem yöneticilerinden biri. Veri tabanının yedeği 1,5 terabayt. 1,5 terabaytlık yedek diyor ki 8 saat falan sürüyor diyor yedekleme. 8 saat sürecek bir şeydi. İşi bıraktın gittin. Sabah geldin. Bakacaksın yüzde kaçta. İşte progress bar'da olacak. %90'a mı gelmiş? Ha, az kalmış falan. O değeri buradan alabiliyorsun işte. İsterseniz bunları birleştirerek de kullanabilirsiniz. Mesela stats 1 olsun. Password'ü şu bu o olsun. Bu şekilde birden fazla parametre kullanabilirsiniz. Transaction log dosyalarında da hatırlarsanız TRL uzantısından bahsettim. Burada da yapılan işlem aynı. Yani yapı olarak aynı. Sadece backup database yerine log yazıyorum.
ve uzantısını TRN'ye yapıyorum dosya. Şurası, buranın kullanımı da aynı. Bir şey fark etmiyor. Örneğin start ile yapalım. Tabii bu çok hızlı sürdüğü için herhangi bir ekstra bilgi de fazla göstermiyor. Ama diğer komutların o ek with parametrenin tamamı burada da kullanılabiliyor log için. Restore işlemi de restore işlemi de TSQL ile yine basit. Restore database AdventureWorks from disk disk üzerinde şuradaki örneğin dosyanın restore işlemlerini yap. Şu an kendisi AdventureWorks'te çalıştığı için bakın bu session'dasın diyor. Şurada. Bu session'da çalışıldığı için session'ın bağlı olduğu veri tabanını restore edemezsin diyor haklı olarak. Sadece yapı böyle çalışıyor.